Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere hikayede yapı, teknik ve türle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu tabloda numaralanmış kavramlardan hangisi karşısındaki açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Bakalım, Refik Halit Karay'ın Zincir adlı hikayesiyle ilgili bazı yapı unsurları şöyledir. Mekan, gurbet, yabancı bir memleket. Bakın bu doğru ifade edilmiş. Bunu elemiş oluruz. 2 numara dursun. Konu bir köpeğin esaret altındayken ve esaretten kurtulunca yaşadıkları ve bunun sonuçları. Bu da konusu. Bu da doğru açıklanmış. Bunu da elemiş oluruz. Bakış açısı kahraman bakış açısı. Yani ben. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Zaman. Geçmiş zamanda birkaç gün anlatıcıya göre bu da zaman olarak doğru belirtilmiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 2 numaralı ifadeye baktığımızda ise olay örgüsü özgürlüğün bedeli demiş. Şimdi arkadaşlar olay örgüsü dediğimiz şey nedir? Belli bir konu çerçevesinde olan birden fazla olayın sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ve buna bağlı olarak bir biçimde oluşturdukları organik bütünlüğe biz olay örgüsü diyoruz. Olay örgüsü birbiriyle ilgisi olmayan olayların rastgele veya peş peşe sıralanması değil, birden fazla olayın sebep-sonuç ilişkisindeki organik bütünlüğüne denir. O yüzden buradaki bu özgürlüğün bedeli olay örgüsü şeklinde ifade edilemez. Olsa olsa nedir arkadaşlar? Bu da konusu olabilir. O yüzden uyuşmayan, açıklamaya uyuşmayan şey 2 numaralı ifadedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir soru tipi olduğu için isterseniz önce seçenekleri okuyalım. Diyalog yöntemiyle yazılmıştır. Olay hikayesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir. Üçüncü kişi anlatıcı kullanılmıştır. Hakim bakış açısı ağır basmaktadır diyor. Şimdi parçamıza bakalım. İhtiyar esir sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona "Ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal." dedi. Eski kahraman kabul etmedi. "Hayır. Ben de beraber cenge çıkacağım." "Çok ihtiyarsın baba. Fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et. Bizi seyret. 40 senedir dövüşe hasretim." "Oğlu vurulursun. Vatana hasret gidersin." diye onu gemide bırakmak istedi. Karamemiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. "Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?" dedi. A seçeneğindeki diyalog ifadesi bakın doğru. Kahramanla oğul arasındaki o eski kahramanla oğul arasındaki konuşma var. Bu diyalogtur arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Olay hikayesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Doğru. Savaşa giden iki kişinin başından geçen olaylar anlatılıyor. Yaşamış oldukları o anı anlatıyor. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir. Evet. Bir olay var. O yüzden öyküleyici anlatım var. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü kişi anlatıcı kullanılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Üçüncü kişili anlatım var burada. Gözlemci bakış açısıyla olaylar anlatılmış. Bunu da elemiş oluruz. Hakim bakış açısı ağır basmaktadır diyor. Değil arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız olayın öncesi, sonrası ya da kahramanın içinden geçenler hissettikleri aktarılmıyor. O yüzden burada hakim bakış açısı değil, daha çok gözlemci bakış açısının kullanıldığı görülmektedir. Bunun ağır bastığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru tipi olduğu için önce seçenekleri okuyorum. Bir hikayenin çözüm bölümünden alınmıştır. Olay hikayesi özelliği taşıyan bir metinden alınmıştır. Zaman, kişi ve mekan ögelerine yer verilmiştir. Bilinç akışı ve iç monolog teknikleri kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Parçamıza baktığımızda daha sonra şaşkınlaşmış olan Teğmen'e doğru dönerek "Conde Ronfi, Pusidas" dedi. İhtiyar genç adamın iki elini tutarak
Aziz teğmenim dedi. Siz kızımın hayatını kurtardınız. Size teşekkür etmem için ancak bir çare vardır. Eğer arzu ederseniz birkaç aya kadar. Günü gününe tam bir yıl sonra St. Thomas Queen Kilisesi'nde Yüzbaşı Lare ile Mademoiselle Louise Hortense Genevieve de Romfy Cusidax'ın evlenme merasimleri icra olunuyordu. Genç kızın 600 bin franklık bir drohaması bulunuyor ve o yıl bu kadar güzel bir gelinin henüz görünmediği herkes tarafından söyleniyordu. Dikkat edecek olursanız hikaye Yüzbaşı Lare ile Mademoiselle Louise'in evliliğiyle bitmiş. Yani hikayenin çözüm bölümünden bahsediyor buradaki parça. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yine burada genç bir kızın kurtulması ve teğmenin onunla evlenmesi anlatılıyor. Bu bir olaydır. Olay hikayesi özelliği göstermektedir. B seçeneğini denemiş oluruz. Zaman, kişi ve mekan ögelerine yer verilmiş midir? Tabii ki. Dikkat edin, evlilik nerede gerçekleşiyor? Bir kilisede, bir mekanda, yani kilisede gerçekleşiyor. Bunu görmüş olduk. Bir de birkaç aya kadar demiş, günü gününe tam bir yıl sonra demiş, zaman kavramlarının da işlendiğini görüyoruz. Yine Yüzbaşı Lare, Mademoiselle Louise diyerek burada kişilere de yer verildiği görülmektedir. O yüzden C seçeneği de vardır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır diyor. Evet, yer var, kişi var, zaman var, olay var. Dolayısıyla burada olaya dayalı bir hikaye olduğu için öyküleyici anlatım tekniği de kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Fakat burada bilinç akışı ve iç monolog teknikleri kullanılmamıştır. Bilinç akışı, kişilerin duygu ve düşüncelerini düzensiz bir şekilde doğrudan doğruya okuyucuya aktarmaktır. Okuyucu, kahramanın iç dünyası ile baş başa kalır bilinç akışı tekniğinde. Derin psikolojik çözümlemelere kapı açar. İnsanın karmaşık iç dünyasını ele verir bilinç akışı tekniği. Böyle bir şeyi bu parçada biz göremedik açıkçası. Yine iç monolog demiş. İç monolog ise insanın iç dünyasını okuyucuyla aracısız aktarmayı hedefler. Yani okuyucuya insanın iç dünyasını aracısız bir şekilde aktarmayı hedefler. Kahramanın iç dünyasını, söylenmemiş düşüncelerini, zihnin serbest bir ürünü olarak fakat mantıklı bir sıra içinde gramer kurallarına da uygun bir şekilde doğrudan doğruya aktarmaya biz iç monolog diyoruz. Yani iç konuşma diyoruz. Burada herhangi bir iç konuşma da yok. O yüzden bu ifadeler yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru tipi olduğu için önce seçeneklere bakıyorum. Kahraman bakış açısı kullanılmıştır. Bilinç akışı yöntemine başvurulmuştur. Anlatıcı olarak birinci kişi kullanılmıştır. Olay hikayesinin bütün özelliklerini taşımaktadır. Gerekçe bildiren cümleye yer verilmiştir. Parçamıza bakalım. Param var. Nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım. Adama sarı kumluyum da diyemem. Evine gitseydin der. İnanmaz da kapının sürgülenmesi hikayesine kuşkulanır. İnansa bile bir türlü otelin önünden geçemem bir daha. En iyisi açıkça yanıma almadım demek. Balığa çıktım derim. Laf olsun diye zaten birer balık çektik Suat'la. O eli boş dönmesin diye aldı yanına. Eve götürür, tel dolabının orta yerine yerleştirir. Ailece paylaşacak olsalar bir tadımlık bile düşmez her birine. Bilemedim, kedinin önüne attırır büyük hanım. Ama balığa çıkan Suat balıkla dönmüştür eve. Kahraman bakış açısı diyor. Bakın arkadaşlar, birinci kişili anlatım var burada değil mi? Olayı yapan hep kahramanın kendisi. Yazar olayı kahramanın ağzından anlatmış. Dolayısıyla burada böyle bir bakış açısı kullanılmış. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Yine anlatıcı olarak birinci kişi de kullanılmış. C seçeneğini denemiş oluruz. Bilinç akışı yöntemine başvurulmuş mu? Evet. Balık tutmaya giden iki kişinin özellikle iç konuşması var. Duygu ve düşüncelerini düzensiz bir şekilde aktarması var arkadaşlar. O yüzden bilinç akışı tekniği de kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Gerekçe bildiren cümleye yer verilmiştir diyor. Bu da doğru. O eli boş dönmesin diye aldı yanına derken neden balıkları yanına almış?
eve boş dönmemek için. Görmüş olduğunuz gibi neden sonuç bildiriyor? E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Olay hikayesinin bütün özelliklerini taşımaktadır diyor. Arkadaşlar burada olay hikayesinin anlatımı yok. Burada ne var? Bir durum hikayesi söz konusudur. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bir hikayenin son bölümünden alınan bu parça aşağıdaki hikaye türlerinden hangisine örnek oluşturur? Parçamıza bakalım. O muydu? Fakat hayır. Olamazdı. Pek cılızdı. Penceremin önünde durmuş, ısrarla vızıldayıp duruyordu. Gazete, havadis. Aşağı indim. Her günkü satıcıdan almıştım oysa gazetemi. Kapıyı açtım. Kısa pantolonlu, minnacık bir çocuk. Savrulan karlarla ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyordu. Ağabeyim, kusura bakmasın dedi amca. Ne bu? 50 kuruş borcu kalmış size de. Kendisi nerede? Ağlamadı, hıçkırmadı. Taş gibi. Öldü dedi. Dün Edirne kapıya gömdük. 50 kuruşu uzattı. Sonra çekip giderken gazete, havadis. Bu hikayeye bakacak olursa bir olay anlatımının olduğu görülmektedir. Bir gazete satıcısının ölmesi ve onun yerine geçen küçük bir çocuğun bir yaşlı adama gazete satması olayı var ve borcunu ödemesi var. Şimdi arkadaşlar burada kişi unsurlarının kullanıldığı görülmektedir. Bakın çocuk ve amca var. Yine zaman da kullanılmış. Dün demiş, her günkü satıcı demiş. Burada da zaman unsuru kullanılmış. Yer unsuru da kullanılıyor. Edirne kapı demiş. Aynı zamanda pencerenin önü. Bakın yer de bildiriyor. Olay var, yer var, zaman var. Arkadaşlar bu hikaye türü hangisidir? Tabii ki olay hikayesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Anlatımında betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır. Olay öyküsü özelliği taşıyan bir öyküden alınmıştır. Kahraman bakış açısı kullanılmıştır. İç monolog ve bilinç akışı yöntemleri kullanılmıştır. Parçamıza bakalım. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca bir daha denedim. Gene atların hiçbiri rahat durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. 10 adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen belki dada ruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde, hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Dada ruha haykırdı. Gel buraya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parça sade ve anlaşılır bir dille yazılmış. Yani herkesin anlayabileceği bir üslupla yazılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yine parçaya baktığımızda birinci kişili anlatımların olduğunu görüyoruz. Bakın buralarda altını çizmiş olduğum yerlerde hep olayı yapan kim? Ben. Yani birinci tekil şahıs. Dolayısıyla burada kahraman bakış açısının varlığından bahsedebiliriz. Anlatıcı olayın kahramanlarından biri. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Olay öyküsünün özelliği taşıyan bir öyküden mi alınmıştır? Evet. Yer var, çeşme, kişi var, Hasan, Pervin, olay var, kaşağının kırılması olayını anlatıyor. Babasının bunu görmesini anlatıyor. Zaman var, her sabah. Görmüş olduğunuz gibi olay öyküsünün bütün özelliklerini taşımaktadır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Anlatımında betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır diyor. Bu da doğru. Parçanın genelinden bunu çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar bu hikaye olay hikayesi olduğu için, yani olay anlatımına dayalı bir hikaye olduğu için burada iç monolog ve bilinç akışı teknikleri kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Ferit Edgün'ün Leş adlı eserinden alınan bu hikaye
aşağıdaki hikaye türlerinden hangisine örnek oluşturur? Üşüyen, beni öldüğünde yatacağım mezarı ziyarete götürmüştü. Mezarcıya mezarın üstünü örten kalasları kaldırmasını söyledi. Baktım, mezarın dört duvarı mermerle kaplıydı. Dibi ise nemli toprak. Niçin mezarın dibini de mermerle kaplatmadığını sordum. Ama o zaman çok üşüyeceğim dedi. Arkadaşlar, bu parçaya baktığımızda dikkat edecek olursanız az sözde yoğun anlatımlı bir parçanın olduğunu görüyoruz. Bir hikayenin olduğunu görüyoruz. Sanatsal bir etki yaratmak amacıyla sanatçı ne yapıyor arkadaşlar? Hikayenin içeriklerini genel anlamda yoğun anlatımlı ifadelerle kısaltmaya çalışmış. Aynı zamanda sözcük eksiltme, zaman mekan ayrıntılarını fazla yer vermeyerek hikayeyi daha az, minimal bir şekilde anlatmaya çalışmış. Kısalık, yoğunluk gibi unsurların fazlaca kullanıldığını görüyoruz. Zaten Ferit Edgü isminden de anlaşılabileceği gibi bu hikaye tarzına biz ne diyoruz? Küçürek hikaye diyoruz arkadaşlar. Bunun da en önemli temsilcisi Ferit Edgü'dür. Kısa ve özlü anlatımlar var burada. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Küçülek hikayeye örnek oluşturmaktadır. Kısa ve özlü bir anlatım benimsenmiştir. Olay ve mekan tasviri ön planda tutulmuştur. Anlatımda kahraman bakış açısı kullanılmıştır. Aynı olayın çarpıtılarak farklı şekillerde ortaya konduğu dile getirilmiştir. Parçamıza bakalım. Arşivden. Aile arşivinde bulduğum bir belgeye göre büyük babam büyük savaşta şehit düşmüş. Bakın büyük babam diyor, birinci kişili anlatımın olduğu görülmektedir. Bir başka belgeye göre savaş sırasında askerden kaçtığı için kurşuna dizilmiş. Bir üçüncü belge daha var ki o da büyük babamın döşeğinde öldüğünü yazıyor. İlginç olan her üçünde de büyük babamın ölüm yeri ve tarihi aynı. Bakın çoğunlukla arkadaşlar büyük babam derken hep birinci kişili anlatımın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla burada kahraman bakış açısı vardır. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Peki küçülek hikayeye örnek midir bu? Evet, kısa ifadelerin olduğunu görüyoruz. Yoğun anlatımların yapıldığı görülmektedir. Bu az sözde çok şey anlatmak demek. Bu da küçülek hikayede var. O yüzden biz A seçeneğini de elemiş oluruz. Kısa ve özlü bir anlatım. Bunu söylemiştik zaten. Küçülek hikayenin en önemli özelliği. Bunu da elemiş oluruz. Aynı olayın çarpıtılarak farklı şekilleri de anlatılmış. Önce dikkat edecek olursanız büyük baba şehit düşmüş. Daha sonra asker kaçağı gibi görülmüş. En sonunda da döşeğinde eceliyle öldüğü yazılıyor. Yani büyük babanın ölümü farklı şekillerde dile getirilmiş. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar olay ve mekan tasviri küçülek hikayelerde fazla yapılmaz. O yüzden de bu ifade yanlış. Burada da olay ve mekan tasviri ön planda tutulmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 9. soruya. 9. soruda küçülek hikaye türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla hikayenin içeriğinin boyutlarını kasıtlı olarak küçültür. Az önce bunu ifade etmiştik. Küçülek hikayeler az ve özlü anlatımlardır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sözcük eksiltme, zaman mekan ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme küçülek hikayelerin en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ferit Edgü, Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati Tosuner, Vüsat Bener, Murat Yalçın gibi sanatçılar küçülek hikaye tarzında eser veren sanatçılardır. Evet, bu sanatçıların her biri küçülek hikayenin önemli temsilcileridir. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Kısalık, yoğunluk ve birlik bu hikaye türünün 3 belirli özelliğidir demiş. Bu da doğrudur. Bunu da denemiş oluruz. Edebiyatımızda ilk örneklerini Tanzimat dönemi sanatçısı Sami Paşazade Sezai Küçük Şeyler adlı eseriyle vermiştir. Arkadaşlar, küçülek hikayenin ilk örneklerini Sami Paşazade Sezai Küçük Şeyler adlı eseriyle ortaya koymamıştır.
Edebiyatımızda küçülek tarzı hikayenin ilk örneklerini ortaya koyan kişi Ferit Edgü'dür. Doğu Sesi, İşte Deniz, Doğu Öyküleri, Binbir Gece adlı eserleriyle bu türün ilk örneğini Ferit Edgü ortaya koymuştur. Sami Paşazade Sezai, Küçük Şeyler adlı eseriyle batılı teknikle yazılan ilk küçük hikaye örneklerini yazmıştır. Ama küçülek hikaye değildir bunlar. O yüzden burada bir bilgi yanlışlığı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.